Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan tarih verip müjdeli haberi duyurdu. Bunu unutmayacağız dedi. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Kıymetli izleyenler, İsrail hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan, Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasaba olarak yazdırmıştır ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, yıl bitmeden 46 bin deprem konutunu teslim etmeyi planlıyoruz deyip depremzedelere müjdeli haberi verdi. Gazze için 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor diyen Erdoğan, ateşkesin kalıcı olması için temaslara hız vereceklerini söyledi. Filistinli kardeşlerimi, Gazze'nin mağdur insanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombaladılar, okulları yerle bir ettiler, kampları bilinçli şekilde hedef alındı, sabiler hunharca katledildi. Gıdasını, elektriğini, suyunu kesip açık hava hapishanesine çevirdikleri 2 milyondan fazla insana soykırım yaptılar. Gazze'yi yakıp yıktılar, her türlü zulmü yaptılar, %70'den fazlası kadın ve çocuk olanları katlettiler. Değerli takipçilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen yıkımlardan dolayı oradaki depremzedelere büyük bir müjde vererek deprem bölgesindeki evlerin bir an önce yapılacağını, önümüzdeki aydan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesine başlanacağını ifade ederek depremzedelere de çok büyük bir müjdeyi duyurdu.